Sultan niye bu eve taktın? Başka bir ev bulalım. Ya ben bu eve takmadım. Ben babama taktım. Ağzından çıkanı kanun sanıyor ama değil. Size rağmen bir sultan var, anlıyorsun. Benim derdim kendimle. Bir de ben konuşayım. Yok ya, öyle yalnız kadına ev vermeme meselesi değil. Bunun da derdi kızıyla. Kadın kızını kaybetmiş, onu arıyor. Bana da babana git dedi. Ah be Silva teyze. Sen de iyilik yapacağım diye yaktın ya beni. Kızıyla. Kızın adı neydi? Ani Keskin. Ne? Ya böyle aniden gibi ani, böyle keskin gibi keskin. Anladım. Ben buradan eve yalnız giderim. İyi. Ben de buradan gideyim bari. Ya tabii sen yoluna, ben yoluma. Değil. Şehmuz da öylece beklemiş seni yani. Ha. Ay hiç derdim o değil vallahi. Şimdi işin gücün yoksa annenin peşine düş. Bir afiyeliğim eksik kalmıştı. Ya abla, Faik'ten yardım istesek. Adam avukat, her şeyi biliyor. Ben de şıp diye bulur kızı. Evet doğru diyorsun. Hay aklınla bin yaşa. Şu telefonu versen, çok yoruldum. Alo Sultan. Estağfurullah, ne zahmeti? Kim? Ani Keskin mi? Tamam. Merak etme sen. Saatte. Hayırdır? Hayır, hayır. Sen Ani Keskin'i sormuştun ya. Buldum. Hakikat. İstersen hemen götürebilirim seni ona. İyi de bu saatte şimdi kadın kapısına dayanmayalım. Merak etme, sorun olmaz. Gelirsen hemen götürürüm. Aşağıdayım zaten. İyi madem. Ben de geliyorum hemen. Pınar! Pınar! Hadi kalk, öğlen oldu. Avukat aradı şimdi. Ya iyi ki arattırmışsın ha. Ani'yi bulmuş. Ben gidiyorum hemen. Hadi uyan sen de. Artu amcayı hatırladın?
Artı amca, biz Ani Keskin'i soracaktık. Silva teyze var ya, onun kızı Ani. Anam, bu nasıl iştir? O da herkes gibi gitti. Başka yere. Ebediyete. Ani öldüğünde annesiyle araları bozuktu. Silva kızının ölümünden kendini sorumlu tutuyordu. Eskiden hiç gelmezdi. Kızı öldükten sonra kiliseye sığındı. Allah rahmet eylesin. Sormanda bir sakıncası yoksa neden arıyordu? Anacıyla tanıştım. Kızımın hasreti içime dokundu. Ben de ikisini bir araya getiririm sandım. Bana demedi ki. Her gün gelir, mum yakar, günah çıkarır, ayna katılıp dua eder. Spastik abi. Teşekkür ederiz. Kusura bakma, seni de rahatsız ettik. Sağ olasın. Allah hepimizi korusun. Vallahi çok zor iş. Ana babalık ayrı zor. Zor ana babaya evlatlık etmek ayrı zor. Ben Silva'ya çok üzüldüm ya. Yazık, evladını kaybetmiş. Bir de benim babama bak. Ölüm hiç umurumda değilmiş gibi davranıyor. Şimdi Sultan, biz senin babanla mahkemelik olduk ya. Sen ona da üzülüyorsun. Ama bu davayı açmasaydım zorbalığa boyun eğmiş olacaktık. O da hiç olmazdı. Hocam, ben sana bir şey demiyorum. Yani açacaksın tabii. Ama o da benim babam neticede. Evvelsi gece babamı rüyamda gördüm. Dedim hayırdır inşallah. Gördük hayır olmadı. Hep aynı rüyayı görüyorum, biliyorsun. Babamı rüyamda hep denizde görüyorum. Beni denize götürmüş. Bir kere de götürmüş olsa bari. Ne yani, sen hiç deniz görmedin mi? Ya gördüm canım, görmez olur muyum? Rüyamda. Ama gerçekte hiç görmedim. Aman boşver, o da eksik olsun ya. Sağ olasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neredeydin bütün gün? Ben? İşte işlerimiz vardı. Sonra o dedi, bugün yapalım dedi. Ben dedim yarın yapalım dedim. Yani öyle yani. Yanmışsın. Ha. Çok sıcaktı bugün. Ani'yi buldum demeye geldim ama senin derdin başka belli ki. Benim derdim he. Benim başka ne derdim olacak? Ani. Ölmüş. Öldüğünde küslenmiş. Annesi affetmedi diye her gün kiliseye gidiyormuş. Bu seni ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum ama.